Nasıl anlamlı bir hayat yaşarız? İnsanlara yaşattığımız duygular hayatı anlamlı kılan. Başarısızlıktan neden korkuyoruz? Başarıyla zehirlenmiş çocuklar yetiştiriyoruz. Hocam, insanoğlunun en büyük yanılgısı her duyguyu sonsuzmuş gibi düşünüp algılamak. Büyük zaferler yaşadığınız zaman da daima şimdilik diyeceksiniz. Büyük yenilgiler yaşadığınız zaman da şu anda iyi olan ne diye soracaksınız. Özgüvenli çocukları nasıl yetiştireceğiz? Çocuğun güzelliğini, yakışıklılığını övmek, zekasını övmek doğru yaklaşımlar değil. Gençler ben gitmek istiyorum bu ülkeden diyebiliyorlar. Burada her biri kendi çevresinde birisi ama yurt dışına gittiği zaman hiç kimse ve öteki. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hayranlıkla takip ettiğim psikolog Acar Baltaş bizlerle birlikte hayat en çok iyileri kırarı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Sizden öğrenecek çok şey var. Hemen başlamak istiyorum. Hocam, hayat dediğimiz şey nedir? Nasıl anlamlı bir hayat yaşarız? Doğum tarihi, ölüm tarihi nerede vardır? Mezarlıklarda, kağıt üzerinde birinin hayatını tanımlarken. Arada mutlaka bir şey var, çizgi. O çizgiyi nasıl doldurduğumuz önemli. Nasıl anıldığımız, o boşluğu nasıl doldurduğumuzla ilgili. Birçok şey biriktiriyoruz ama giderken insanların üzerinde bıraktığımız duygusal izler oluyor. Onun dışında ne bırakırsak bırakalım kalanlara zaten hep eksik geliyor. Ay, çok önemli. Özdemir Asaf'ın bir şiiri vardır. Her evin bir odası eksik. Maddi bıraktığınız miraslar mutlaka kalanlara keşke şunu da yapsaydı diye gelir. Eksiktir. Onun için bu insanlara yaşattığımız duygular aslında hayatı anlamlı kılan. Kişi açısından baktığımız zaman da anlamlı bir üretim içinde olmuş olmak, anlamlı ilişkiler yürütmek, kendini aşan amaca hizmet etmiş olmak, kendinin ötesinde. Teolojik yolla olabilir, din yoluyla olabilir, din dışı yolla olabilir. Topluma, insanlara özellikle bir şeyler katmak için taşa toprağa canlı olması gerekmez. Bir şey katarak yaşanmış olan hayat, sıkıntılı da olsa değerli bir hayattır. Konuşmacıların, psikologların vurguladığı önemli başlıklardan bir tanesi özgüvenli çocuklar yetiştirmek. Peki ama özgüvenli çocukları nasıl yetiştireceğiz? Özgüven dediğimiz şey aslında gerçekten öz ise sorun yok. Ama çoğunlukla anneler, babalar çocuklarını yetiştirirken sahip olmadıkları özelliklere sahip olduklarına inandırarak yetiştiriyorlar. Çocuk ne yaparsa yapsın aferin diyorlar ve bunun sonunda da çocuk yetiştiği zaman sahip olmadığı özelliklere sahip olduğuna inanarak, sahip olduğu özellikleri de abartarak büyüyor. Bunun sonunda da gerçekten hayatta zorluklarla karşılaştığı zaman da zorlanıyor. Yani aslansın, kaplansın, her şeyi başarabilirsin motivasyonu doğru bir motivasyon değil, gerçek değil. Çocuğun güzelliğini, yakışıklılığını övmek, çocuğun zekasını övmek doğru yaklaşımlar değil. Çünkü bunlar onun zaten Allah vergisi sahip olduğu, doğuştan getirdiği özellikler. Esas olan gayretini övmek, başarılarını övmek varsa gerçekten, gayretini övmek başarı yoksa, o da yoksa yani niyetini övmek en azından ki inandırıcı olsun. Aksi takdirde kendini nedeni belli olmaksızın her şeye hak gören gençler yetiştiriyoruz. Hocam, şimdi sosyal medya çok fazla hayatımızın içinde. Bu da zaman yönetimi kavramını tüm çıplaklığıyla karşımıza koydu. Zamanımızı nasıl iyi yönetiriz, nasıl verimli kullanırız? Yani gençlere nasihat etmekten hoşlanmıyorum. Ben de dinlemekten hoşlanmazdım. Eminim gençler de dinlemekten hoşlanmıyor. Hiç şüphesiz hayat reçete edilemez. Herkes hayatı yaşayarak öğrenir. Ancak bütün yanlışları yapacak kadar da uzun yaşamadığımız için yapılmış yanlışlardan çıkan sonuçlara bakmak lazım. O da şu, gençler bir karar verecekler. Ya hayatı şimdi kolay yaşayacaklar, gençliklerini yaşayacaklar, doya doya, dolu dolu, hormonlarının ve dürtülerinin onları götürdüğü yere gidecekler. Zor bir hayatları olacak. Para kazanmakta zorluk çekebilirler. Gerçek anlamda saygı görmekte zorluk çekebilirler. Ailelerini geçindirmekte zorluk çekebilirler. Veya varlıklı bile olsalar saygı görmekte zorluk çekebilirler. Paranın sağladığı imkanların ötesinde. Bugün zor olanı seçmek, sonra kolay yaşamak, itibarlı, varlıklı olarak yaşamak daha akıllıca bir seçim olur. O sebeple birinci önerim gençlere, önceliklerinizi belirleyin, zamanı iyi kullanın. Önceliklerini belirleyemeyen ve zamanı iyi kullanmayan insanların ileride yaşayacakları
korkuları sadece pişmanlıktır. Peki başarısızlıktan da korkuyoruz. Başarısızlıktan neden korkuyoruz? Sınırlarımızı nasıl zorlamaya başlayabiliriz? Başarıyla zehirlenmiş, 5 seçenekli sınav sistemiyle esir alınmış, psikolojik bağışıklığı gelişmemiş çocuklar yetiştiriyoruz. Değerini başarıyla ölçen insan, bir çocuk, bir genç ister istemez başarısız olduğu zaman değersiz olduğuna inanıyor. Oysa başarısızlık öğrenme fırsatıdır, gelişme fırsatıdır. Başarısız olan çocuklara da anne babalara önerim, beklesinler, duyguları yatıştıktan sonra soracakları soru şu: ne öğrendin? Çünkü başarısızlık öğrenme fırsatı verir. Ayrıca insanı derinleştirir, geliştirir, empati oluşturur. Ne öğrendin? Galiba o öğrenme kısmında eksiklikler yaşıyor. Kısacası insanı insan yapar. Hocam bir de çok önemli konulardan bir tanesi bu meslek seçimleri. Sizce geleceğin meslekleri neler olacak? Bugün ne söylenirse söylensin bu konuda aslında gerçekten doyurucu bir sonuç çıkartmak mümkün değil. Ama her zaman söylenen şeyler en azından önümüzdeki 20 yıl içinde bugünkü işlerin en az %60'ı değişecek. Bu ne demektir? Bugün çocuklara ileride hiçbir şekilde kullanmalarına imkan olmayan becerileri, bilgileri öğretiyoruz, becerileri kazandırıyoruz. Geleceğin mesleklerinin ne olacağı konusunda 2017'de IBM'in yaptığı bir araştırmada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, yani STEM diye kodlanan grup başta çıkıyordu. Ama bugün 23 yılında yapılan araştırmada öncelikleri belirlemek, ekip çalışması, uzlaşma, etik, analitik düşünce öne geldi. Bu teknoloji ile ilgili olan beceriler STEM 12. sıraya gitti. Bugün hala yapay zekanın yapamayacağı bir takım beceriler, bir takım özellikler, insana özgü sezgisel özellikler önümüzdeki 10 yılda daha hayatımızın içinde olacak. Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Tüm gençlerin, erişkinlerin, ebeveynlerin okuyup çocuklarına buradaki öğretileri empoze etmesi gerekiyor. Hap bilgilerle çok yalın bir şekilde hayatımızı, bugünümüzde ihtiyacımız olan önemli başlıkları aktaran ve bizi bir oturup düşündürüp yürüyorum, gidiyorum ama nasıl gidiyorum hiç düşünmeden, belki de otomatik pilotta dedirtecek farkındalık oluşturan bir kitap olmuş. Zihninize sağlık öncelikle. Umutsuzluk, kaygı, çok fazla konuştuğumuz, hissettiğimiz başlıklar. Gençler de hep bunları ön planda tutarak ben gitmek istiyorum bu ülkeden diyebiliyorlar. Sizce gençler neden gitmek istiyor? Kendilerine göre son derece haklı sebepleri var. Ben sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Nasıl coğrafya kaderse yaşanılan tarih süreci de kaderdir. Geçmişte çok güzel günler yaşamıştık algısı doğru bir algı değil. Yani Türkiye her zaman zorluklarla mücadele etti. Bugün gençlerin gitmek istediği Batı ülkelerinde de 2 kuşak, 3 kuşak geride büyük zorluklar var. Bir kere gençler şunu bilmeli. Türk pasaportu dünyanın 1-2 yeri hariç hiçbir yerinde makbul bir pasaport değil. O 1-2 yere de gençler zaten gitmek istemez. Onun dışında eğer Batı Türkiye'den doktor gibi, mühendis gibi, bilgisayar uzmanı gibi üst teknik beceri düzeyinde bir iş gücü alıyorsa bile o işin 3 özelliği veya 3 özelliğinden biri mutlaka vardır. Zor, kirli ve tehlikeli. Bu 3 özellikten bir tanesi muhakkak vardır. Yurt dışına gitmek isteyen gençler, burada her biri kendi çevresinde birisi, bir kişilik, bir ağırlık, ama yurt dışına gittiği zaman hiç kimse. Hiç kimse ve öteki. Ve öteki. Oradaki hayatları, parlak tarafını görüyoruz. Amerika, Türkiye'de yurt dışına gitmek için mücadele eden bir gencin yaşamak için isteyeceği en son yer olmalı. Hayat okulu size ne öğretti? Hayat okulunun bana öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi, büyük zaferlerin veya büyük yenilgilerin hepsinin, hani akşamdan kalma diye bir deyim vardır ya, öyle bir akşamdan kalmalıktır. Yani büyük zaferler yaşadığınız zaman da daima şimdilik diyeceksiniz. Büyük yenilgiler yaşadığınız zaman da şu anda iyi olan ne diye soracaksınız. Şu anda iyi olan ne demek? Haline şükret demenin ötesinde. Eğer o durumu değiştirmek istiyorsan elinde hangi imkanlar var, dön ona odaklan demek. Sağlığın yerindeyse oradan başla. Yazmaya başlayınca zaten düşünmediğimiz kadar çok kaynağımızın olduğu da ortaya çıkıyor. O sebeple hayatın bana öğrettiği en önemli şey, bütün zaferlerin ve yenilgilerin hepsinin şimdilik olduğu, şu anda iyi olan ne sorusuna odaklanmamız gerektiği. Hocam, insanoğlunun en büyük yanılgısı galiba bu. Her duyguyu sonsuzmuş gibi düşünüp algılaması. O dipsiz kuyulara da kendini atan, o göklere de çıkaran aslında hepsi zihinsel olarak kendi kendimize yaptığı
konuştuğumuz şeyler. Peki hocam, sağlıklı bir hayat neyi içine alır? Bir üçgen gibi düşünüyorum ben. Bir ucunda kendimiz varız. Kendimizle hesaplaşmamız. İkinci ucunda bedenimiz. Üçüncüsü de insanlar. Kendimiz gölgemizle barışmayı gerektirir. Çünkü her insanın bir gölgesi vardır. Başka insanlara göstermek istemeyeceği tarafı. Başarılı olduğu zaman, çok para kazandığı zaman da o gölgesinin görülmeyeceğini düşünüyor. Halbuki daha çok görülüyor. Birincisi bu. Gölgemizle barışmak önemli. Keşke olmasaydı dediğimiz tarafımızla barışmak, gölgemiz. İkincisi bedenimiz. Artık bugün çok bilinen bir şey. Uyku, beslenme, hareket, dinlenme, bedenimizin ihtiyacını karşılamak. Mümkün olduğu kadar acelesiz yaşamaya gayret etmek. Çünkü sonunda acele daha çok üretmeye, daha çok para kazanmaya, daha çok tanınmaya bu amacı taşıyor. Bedenimizle uyum içinde olmak. Üçüncüsü insanlarla ilişkimiz aslında dağ veya kaya tırmanıcılarının çaktıkları çiviler gibi. O çivilere tutunarak yükseliyoruz. Veya o çivilere tutunarak zor zamanlarda hayatta kalıyoruz. Onun için o çivileri iyi çakmak lazım. O çivilerin kıymetini bilmek lazım. Bunun için de insanlarla bağ kurmak gerekiyor. Kurduğumuz bağların derinliği ilişkimizin kalitesini yansıtıyor. Ne kadar çok görüştüğümüz, ne kadar çok bir arada olduğumuz değil, bağın derinliğine bağlı. Çocuklarımızla da, eşimizle, hayatımızda önemli insanlarla da. Peki nasıl bir ebeveyn olmalı? Doğru ebeveynlik prototipi var mıdır ve siz nasıl bir babasınız? O günkü, yani çocuklarımı yetiştirdiğim zamanki aklımla, bugünkü gözümle baktığım zaman kendimi iyi bir baba olarak görmem. Neden? Onu da söyleyeyim. Çocuklarımın her türlü ihtiyacında yanındaydım. Sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamak anlamında değil. Zorluklarında da, hayatlarının kritik noktalarında da arkasındaydım. Bugünden oraya baktığım zaman hiçbir tereddüm yok. Ama daha fazla bağ kurmuş olmak isterdim. İki sebebi var. Birincisi, eşimle çok kuvvetli duygular yaşadık, yaşıyoruz ve birbirimiz hep önceliğimizdi. Fazla romantize etmek istemiyorum ama... Hocam zaten sizde var bir yeşil çam jönü tipi yani. Ben bekliyorum sizden o romantizmi. Yani odağımız birbirimizdik. Çocuklarımızı yeterince dinlemediğimizi düşünürüm. İkincisi ve önemlisi, ikimiz de alışılmamış bir alanda kariyer yapıyorduk. Ben nöropsikolog olarak, eşim halk sağlığı uzmanı olarak, birer psikolog kimliğimizle tıp fakültesinde. Bu kolay iş değildir. Kendi adımıza mesleğimizde bir şeyler yapabilmek için havuz kazdık. O havuzu kazmak ve orada derece yapmak kolay iş değil. Sonunda derece yapmasak bile havuzu kazmış olduk. Pekala hocam. İnanmak başarmanın yarısı mıdır? Yani bu tabii en çok istismar edilen konudur. Tabii ki başaranlar inananların arasından çıkar ama inananların %99'u başaramaz, %98'i başaramaz. Buradaki kritik nokta enerjimizi koyduğumuz yerdir. Enerjimizi nereye koyuyoruz? Yani herkes yapıyor, sen de yaparsın. Yapanın senden fazla nesi var? Senin neyin eksik türündeki yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değildir. Birincisi bu. Onun için kendi başarabileceğimiz, yatkınlığımızın olduğu, gücümüzün yetebileceği alanda bir şeyi hedeflemek, yavaş yavaş ilerlemek bence gerçekçi bir yaklaşım olur. Zaten onun için hayalini yorganına göre uzat diye hayli aykırı başlıkta ve yani genel akımın dışında bir kitap yazdım. Sebebi buydu. Kitapta yine çok çarpıcı bir bölüm var. Aşk, evlilik, ilişki. İlişkiye başlamadan önce aslında bizim sormamız gereken bazı sorular var hocam. Nedir onlar? Aşk çaba gerektirmez. Bilinçli bir seçim değildir. Hormonların etkisiyle insanın beyninde o kişiyle ilgili olarak eleştiri penceresi kapanır. Shakespeare'in sözüdür. Anonim olarak bilinir ama aşkın gözü kördür. Shakespeare'e ait bir sözdür. Gerçekten doğru. Aşkın gözü kördür. 2 sene sonra işte o göz açılmaya başlar. Eyvah eyvah. O zaman da bildiğiniz klişe, erkekler eşlerinin değişmeyeceğini düşünerek evlenir. Kadınlarsa eşlerini değiştireceklerini düşünerek evlenir. Bu hayal kırıklığıdır. Şaka bir yana, bir insanı olduğu gibi kabul etmiyorsak kusurlarıyla da o insan bize kendini açmaz. Sonsuza kadar onu tanıma fırsatını kaybederiz. Onun için bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Evrendeki tek mükemmellik farklılık. İnsanı farklı kılan da bize göre kusur gibi görünen şeyler. Onun için bir kere insanları, tabii ki çok çizgi dışı şeyleri kastetmiyorum. Yani alkol bağımlılığı olan, oyun bağımlılığı olan, madde bağımlılığı olan insanları
olanları kastetmiyorum. Ama onun dışında gündelik hayatta kusur gibi gözüken şeylerin fazla üzerinde durmamak gerekir. Bu işin başlangıcı. Hepimiz biliyoruz, iyi bir ilişki için doğru insanı bulmak lazım. Çok önemli. Ama hiçbirimiz işin tersini düşünmüyoruz. Doğru insan olmaya çalışmıyoruz. Doğru insan olmak lazım. Doğru insan olmak ne demek? Doğru insan olmak, karşı taraftan beklediklerimizi her şeyden önce kendimizin karşılayabilmesi demek. Hocam peki bir ilişkin sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Böyle bir yarım gün ayırmak lazım. Karşılıklı. Önünde arkasında bir şey yok. Kalem kağıt da olabilir. Samimiyetle konuşmak gerekiyor. Yani ben de en çekici bulduğun özelliğim ne? Niye beni çekici buluyorsun? Şimdi çok kere çekici bulunan özellikler ileride kopmak için sebep oluyor. Doğallığın, samimiyetin, çocuksuluğun çok hoşuma gidiyor. 2 sene sonra, 3 sene sonra sen de artık büyü. Çocuk gibisin. Bırak bu çocuk. Eyvah. Olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere ben de çekici bulduğun ne? İkincisi, elinde olsa bende neyi değiştirmek istersin? Freaky question. ama işte tricky olduğu zaman zaten samimiyetsizlik başlıyor. Evet. Sahicilik ortadan kalkıyor. Aldığınız cevapları bozulmayacaksınız galiba, değil mi? Evet. Biraz sonra bu soruları konuşalım. Üçüncüsü, kadın erkek rolünden ne anlıyorsun? Kadın rolünü veya erkek rolünü nasıl tanımlıyorsun ilişkimizde? Sonra anne baba rolünden ne anlıyorsun? Baba olarak görevlerin ne olacak? Anne olarak benim görevlerim ne olacak? Senden ne beklerim? Beşincisi, sadakattan ne anlıyorsun? Eski bir arkadaşınla öğlenliğin rastlaşıp bir öğlen yemeği yersen karşı cinsten, bunu bilmeli miyim, bilmemeli miyim? Yani Almanların bir sözü vardır, bilmediğim şey canımı sıkmaz diye çevireyim, böyle değildir de hani ben öyle çevirmiş olayım. Böyle mi? Bir başka soru, hayatta en çok değer verdiğin 3-4-5 şey ne? Değer ne? Benim için sevgi çok önemlidir mesela. Saygı önemlidir. Saygıdan ne anlıyorsun? Ne olursa saygı. Yani geldiğin zaman mesela kadın erkek benim kapıda karşılanmam, ondan sonra terliklerimin verilmesi mi? Yoksa sözümün kesilmemesi mi? Mesela. Bu bir önemli sorudur ve yani bunların içini doldurmak gerekir. Şimdi bunun dışında daha eğlenceli sorular da olabilir. Mesela yaşayan biriyle yemek yiyecek olsan öğlen yemeği 1 saat, 1,5 saat kimle yemek istersin? Yaşayan biriyle olması lazım yani. Ölülerle olmaz. Ne konuşursun? Ne sorarsın? Çünkü bunlar insanların işte değerlerini gösterecek olan şeyler. Başka basit bir soru. Bayramlarda önce senin annenin babanın evine mi gitmeliyiz, benimkilere mi gitmeliyiz? Bunlar ileride her biri tartışma ve çatışma konusudur. Karara dönüşecek ve çatışmaya dönüşecektir. Sağlam bir ilişkiyi belirleyen şey birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı ne kadar duyarlı ve saygılı oldukları. Birbirinin ihtiyacına karşı duyarlı ve saygılı değillerse birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. Bu tür durumlarda ikna olmaz. İkna edemezsiniz, razı edersiniz. Eşinizi razı ettiğiniz zaman da bedel ödersiniz. Bir kere birincisi bu. Birbirinin ihtiyacına duyarlı olmak. İkincisi, çatışmamak değil konu. Çatışma olabilir, anlaşılabilir. Tabii usulünce, sesini yükseltmeden. Mesele çatışmayla barışma arasındaki sürenin nasıl geçtiği. Bu süre içinde kendi haklılığını düşünüp kendini dolduruyor mu? Onu da söyleseydim, bunu da söyleseydim mi diyor? Yoksa ya bu onun hassas noktası, daha dikkatli olsaydım mı diyor? Veya karşı tarafı aşikar kusurlu görüyorsa bile bağışlayabiliyor mu? Şimdi işte o sürenin nasıl geçirildiği önemli. Eğer o süre kendini doldurarak geçiriyorsa sonra yatakta ateşli bir barışma, uzun süreli barış sağlamaz. Hocam bir de iş hayatı var. İş hayatında kime, nasıl, ne kadar güvenmeli? Kritik bir soru. İnsanlara güvenirseniz mutlaka hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama insanlara güvenmezseniz sürekli diken üzerinde yaşarsınız. Yani kitabın başlığında olduğu gibi güvendiğiniz zaman kırılmak kaçınılmaz. Ama güvenmemek sürekli diken üzerinde yaşamayı getirir. Güvenmek yeni yollar denemek ve gelişmek için fırsatlara açık olmak demektir. Yani bunu bir fidana, bir filize benzetebiliriz. Ve burada tabii bükerseniz kırılır. Kütüğü bükerseniz kırılmaz. Ne olmak istediğinize bağlı bir kere. Öncelikle buradan yola çıkmak lazım. İkincisi, daha kritik olan, her türlü ilişkide güven hızı arttırır. Güvensizlik varsa özel hayatta kontrol vardır. İş hayatında da kontrol vardır. İş hayatında kontrol nasıl olur? Bürokrasiyle olur. Bir kalem alınacaksa 3 tane paraf, 2 tane imza
hıza gerekir ve bu hızı düşürür. Düşen hız maliyeti arttırır. Hizmette, üretimde maliyeti arttırır. Dolayısıyla güven üzerine kurulmayan ilişkilerde bir yüksek bürokrasi vardır, düşük iş tatmini vardır, yenilikçilik, yaratıcılık olmaz. Yüksek hız iyi insanların çalışmasına, yenilikçiliğe, yaratıcılığa imkan sağlar. Bunun için yani iş yerlerindeki güven iklimi önemlidir. Bir önemli nokta daha var. Son, işler yolunda giderken ufak tefek hatalara veya yan tarafta yapılan hatalara insanlar göz yumar. Üstüne gitmez, karışmaz. İşte bu sonunda uçakları düşürür. Bir iş ortamında kötü haber verme kültürü yoksa, üzerine vazife olmayan işlere karışma, sana ne denmiyorsa, insanlar birbirlerinin işleriyle ilgili olarak kurumun vaatlerini yerine getirmek için işbirliği yapabiliyorsa, kötü haberleri öğrenme fırsatı ve gelişme fırsatı olarak görebiliyorsa, çalışanlar mutludur ve kurum da müşteriye karşı vaatlerini yerine getirebilir. Özel hayat için de aynı şey. Yani güvensiz bir ilişkinin iki taraf içinde nasıl sıkıntı verici başlangıçta, ızdırap verici ilerleyen aşamalarında ve sonunda da büyük çatışmalarla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz. Gerçekten öyle. Hocam bir de başarıları konuşalım. Akademik başarı, hayat başarısını ne ölçüde temsil ediyor? Hepimiz biliyoruz ki okulda son derece başarılı olan, ister ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede başarılı olan bazı insanların hayatta da öne çıktıklarını ama çoğunlukla da çıkamadıklarını. Bunun çok temel sebeplerinden biri, akademik başarıda ilerlemek için zekanın 3 özelliğinin öne çıkması. Hafıza, analitik düşünce, soyut düşünce. Ancak bu insanlar doktor oldukları zaman, mühendis oldukları zaman teknik olarak iyi doktor, iyi mühendis oluyorlar. Teknik olarak. Ama hayatta çözdüğümüz problemler onların çözdüğü türden problemler değil mesleklerinin dışında. 3 tür problem çözüyoruz çünkü. Bir, kolay problemler. Yemek tarifleri. İkincisi, ergonomik bir koltuk nasıl olurdan uzaya uydu yerleştirmeye kadar giden süre içindeki mühendislerin çözdüğü her tür problem. Bir kere çözdükten sonra algoritması var, akıyor gidiyor, geliştiriliyor. Üçüncü grup problemler karmaşık problemler. Tırnak içinde iyi bir çocuk nasıl yetiştirilir? Şirket içinde işbirliği nasıl sağlanır? İyi bir ekip nasıl yönetilir? Gibi. İyi bir ilişki nasıl yürür gibi bizim burada konuştuğumuz problemler, bunlar karmaşık problemler. Şimdi karmaşık problemler için bilgelik zekasına ihtiyaç var. Bilgelik zekası 3 özellik taşıyor. Birincisi, karşı tarafın perspektifini almak, onun perspektifine geçmek, ötesine geçen bir şey söylüyorum, empati söylemiyorum. Bütünüyle düşünce düzeyinde, kognitif düzeyde onun gibi düşünmeye başlamak. İkincisi, kendi bilgisinin sınırlılığını kabul etmek. Üçüncüsü, çatışmalara uzlaşmacı çözüm üretmek. Şimdi bilgelik zekası aşağı yukarı ortalama 50'li yaşlarda gelişiyor. Tabii herkes de değil, gelişen de. Ama bu bir molekül değil. 20'li yaşlarda da gelişebilir. Ama ona göre bir eğitim gerekir. Bilgelik zekası yüksek olan insanların yaşam doyumları daha yüksek, iyilik halleri daha yüksek, meslek hayatları daha düz bir çizgide gidiyor, stabil ve ilişkileri daha stabil, daha düz çizgide gidiyor. Yani dalgalanmıyor. Yani yaşam doyumu ve iyilik hali, genel mutluluk hali bilgelik zekasıyla mümkün. Peki o zaman bilgelik zekası nasıl geliştirilir? Bilgelik zekasını geliştirecek benim bildiğim mutlaka başka yollar da vardır. 4 tane yol var. Birincisi, çok küçük yaştan başlayarak çocuklara resim yaptırmak. Yani şuradaki objeni siz yapacaksınız, ben yapacağım. İkimiz farklı yapacağız tabii ki. Neden? Bunun üzerine konuşacağız. Başka hayatta bu neyi temsil ediyor? Bu tür olaylar neler diye çocuğu düşündürmeye başlayabiliriz. Bu birincisi. İkincisi, plastik sanatlar. Çocukları modern heykel müzelerine götüreceksiniz. Ama orada rehberli uzman eşliğinde gezeceksiniz. Yani sizin için hiçbir şey ifade etmeyen, anlam taşımayan bir objeni ya sanatçının yüklediği anlamları görüp vay canına diyeceksiniz. Şu anda İstanbul'da dünyanın en önemli 3 sanatçısından bir tanesinin sergisi var. İstanbul Modern'de. Bir İzlandalı sanatçı. Mutlaka gidilmesini öneririm ama mutlaka da bir uzmanla gezilmesini, bir rehber eşliğinde gezilmesini öneririm. Müzenin rehber turları var. Gidip selfie çekip çıkmayın diyor hocam. Orada bir başka göz nasıl görüyor, neleri görebiliyor? Bizim gördüğümüzden farklı onu görürüz. Üçüncüsü, felsefe. Şimdi felsefe öğrenmeyi değil, öğrendiklerinizi sorgulamayı öğretir.
Felsefe inançlarınızı sorgulamayı öğretir. Felsefe sizi bazen kötü vatandaş yapabilir ama vicdan geliştirir. Zaten o kötü vatandaş gibi gözüktüğü sırada toplumda bir gelişme sağlar. Onun için yani sanatçılar toplumun vicdanıdır. Yani toplumu rahatsız etmeleri beklenir. İşte bu bakış açısı farklı düşünmeyi gerektirir. Dördüncüsü çok daha kolay, edebiyat. Bir romanı farklı karakterlerin perspektifinden yorumlamak. İşgal kuvvetleri bir kasabayı işgal ettiği zaman dağa çıkan gerilla grubunun bir haber gönderiyor aşağıdan işgal kuvvetleri komutanı. Diyor ki aşağı inmezlerse burada topladığım babalarını ve dedelerini kurşuna dizeceğim diyor. Şimdi onun perspektifi görevini yapmak, diğerinin perspektifi direnmek. Oradaki kadınlar çocukları yukarıda, eşleri aşağıda, hayatları tehlike altında. Hangisi haklı? Dolayısıyla her birinin düşünce sistematiğine girmek gerekir ve yaşadıklarını hissetmek gerekir. İşte bu bilgelik zekasıdır. Karşı tarafın ihtiyaçlarına duyarlı olmayı getirir. Bu insanı iyi insan yapar. Çok güzel. Hocam bu videoyu dinledikten ve izledikten sonra bir süre sindirme vakti gerekiyor. Çünkü önemli, sindirilmesi gereken, sizden aldıklarımızı pratiğe dökmek için üzerine biraz da çaba gerektiren. Her birinin örneği var. Kendi haline bırakmadık. Acar Baltaş 5 kitap tavsiye etseydi hangi kitaplar olurdu bunlar? Birincisi Irving Yalom'un Günübirlik Hayatları olurdu. Benim de çok sevdiğim bir kitap hocam. İkincisi Maryam Macidi'nin Marx ve Oyuncak Bebek kitabı olurdu. Güncel önerilerde bulunuyorum. Üçüncüsü Ercan Kesal'ın Peri Gazozu olurdu. Eğer okumayı seviyorlarsa, biraz da kendilerini zorlamak istiyorsa okuyucular, Kahneman'ın Gürültü kitabı olurdu. Bir de belki tarihimize dönelim, Esir Şehrin İnsanları olurdu. Kemal Tahir'in. Acar Baltaş Hayatın Hakkını Vermek. Bu kitabı da koymak gerekir. O kitap 10 senede yazılmıştır. Çok emek vardır ve gerçekten başyapıttır. Tabii ki şu an kırıldığın yerden nasıl güçlenirsin sorusunu bu kitaptan yola çıkarak bu programı yapan biri olarak sormayacak değildim. Hocam hayat hep iyileri kırıyor. Kırıldığımız yerden nasıl güçleneceğiz? Ya sizi kıranın kurbanı olacaksınız. Hayatınızın evresine göre anne babanın, öğretmeninizin, sevgilinizin, eşinizin, yöneticinizin ve evladınızın hayatın evresine göre ve kendinizi ikna edeceksiniz kırılmakta haklı olduğunuza. Enerjinizi koza örmeye vereceksiniz. Kendinizi suçlayarak, karşınızdakini suçlayarak ve de koşulları suçlayarak, yani konusuna göre. Ne kadar kendinizi ikna ederseniz kozanızı o kadar kalınlaştıracaksınız. Veya bu kozayı delip çıkacaksınız. Enerjinizi kozayı delmeye vereceksiniz. Olmuş olana değil, olacak olana odaklanacaksınız. Ve her günün aslında yeni bir fırsat sunduğunu, kozayı deldiğiniz zaman göreceksiniz. Bu bulutlu ve kapalı bir havada çağa binmeye benzer. Yani bütün dünya üstünüze çeker kasvet olarak. 4 dakika sonra bulutların üzerine çıktığınız zaman pırıl pırıl bambaşka bir dünya vardır. Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor. Dolayısıyla enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştireceğimiz olacak olana yöneltmemiz önemli. Bunu yaptığımız zaman o bizi kıran şeyin aslında güçlendirdiğini görüyoruz. Tıpkı filozofun söylediği gibi, öldürmeyen her darbe güçlendirir. Beni öldürmeyen acı yaşatır, güçlendirir. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlanmışsınız. Kitabı okuyarak çok iyi sorularla geldiniz. Sizden geçmek benim için çok kıymetliydi. Yani sizin gibi bir üstattan bu cümleyi duymakta benim de motivasyonum bu oldu. Efendim Acar Hoca'nın son kitabını değerlendirdik. Kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kerem Nükte Gayrimenkul, Cansu Canan'la sohbeti sundu.